kahveleriniz geldi. Teşekkürler abla. Afiyet olsun. Hadi doğrul da baban kahvesini içsin. Yok yok, ben bırakmam kızımı. Çok özledi babası kızını. Ben de babamı çok özledim. Hep pencereden baktım baba, baktım baktım. Sen gelecek misin diye baktım. Senin geldiğini bekledim. Biliyor musun baba? Biliyorum bir tane. Hem ben zaten söylemiştim kızım beni çok özler diye. Hı. Zeynepciğim, bak gözlerin kapanıyor. Hadi git yat istersen. Hayır, ben burada babamın yanında kalacağım. Ama bir tanem, uyuman lazım artık. Evet bir tanem. Yatma zamanı geldi. Dinlenmen lazım. O zaman sen yatır beni. Ben mi yatırayım seni? Hı hı. Sen yatır baba. Tamam o zaman. Güzel kızımı ben yatırayım. Hadi bakalım. Ben de geleyim o zaman. Gel. Çok mutluyum. Annemi babam yatırıya geldi beni. Kısacası Ela şu an için çocuk yapmaktan vazgeçmiş. E çok iyi. Evet öyle de. Tabii Furkan Sercan'ı tehdit olarak görmeye başladı ya. Önceliği Can'a verdi. Ama şimdi de benim çocuğumla ailecilik oynuyorlar. Nasıl? Bayağı. Ela bugün geldi Can'ı aldı. Üçü birlikteler şimdi. Ela küçücük beyniyle aklı sıra iş çeviriyor. Ne oyunu ya? Ya sorma. Şimdi Furkan Sercan'ı tehdit olarak görmeye başladı ya. Can'la Furkan'ın arası açılmasın diye kendince böyle bir plan yaptı. Aldı Can'ı beraber vakit geçirsinler diye. Yemezler ama. Aklı sıra Furkan'a yaralanacak. Ya benim oğlum öyle kafasına göre alıp gidemez ya aklına estiği gibi. Göndermeseydin keşke. Ela kim oluyor ki gelip Can'ı alıyor? Evet öyle de gönderdim işte. Neyse sen... Bir Sercan'a sorar mısın? Yarın işi var mı? Niye? Gelsin biraz Can'la birlikte vakit geçirsin. Furkan'ı biraz daha rahatsız edelim. Ela'nın kendince oyunları varsa bizim de var. Tamam konuşurum ben onda. Arar seni. Tamam. Arasın ama tamam mı? Hadi görüşürüz. Buyurun. Aa. İyi akşamlar. Ceyda'cığım hoş geldin. Müsaittiniz umarım. Hem Murat Bey'i göreyim hem de bütün aileye geçmiş olsun diyeyim dedim. Ay çok güzel düşünmüşsün. Ne güzel çiçekler bunlar. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Gül. Şunları bozalım. Tabii. Sizin de gözünüz aydın. Abinizle kavuştunuz. Sağ olun. Kavuştuk. Ceyda'cığım geç otur şöyle. Ceyda Hanım, ne alırsınız? Su lütfen. Tabii. Gözünüz aydın. Haberi alınca o kadar mutlu oldum ki sizi tahmin bile edemiyorum. Çok teşekkür ederim. Murat Bey'i görebilecek miyim? İstirahate çekildiyse hiç rahatsız etmeyin. Aa, yok yok, Zeynep'i uyutmaya gittiler. Birazdan gelirler. Çenesi kitlenesici. İki lokma at ağzına işte ya. Allah Allah. Bana ne iş çıkarıyorsun? Uf, ölüyorum zaten. Çok yoruldum. Ay belim. Şuraya susanayım.
Of. Of of. Bugün Ethem Bey'le de buluştuk sonunda. Ne güzeldi. Sallıyorum. Ama lütfen kırma. Sizi bilmem ama ben bugünden sonra hiç iyi değilim Sümbül Hanım. Aa, ne oldu adama şimdi? Tüh, zehirlendi görüyor musun? Tabii. Ben kibarlık yaptım, yemedim, bana bir şey olmadı. Pek de boğazı çıktı, hepsini bitirdi. Eyvah ya, adama ne oldu acaba? İnşallah kötü bir şey yoktur. Hah, saç mı yazdı gene? Ne yazdı ki? Şimdiden öyle özledim ki sizi. Gelişinizle çiçeklenen dünya, gidişinizle çöle döndü. Bu hep böyle mi olacak? Ay, Allah iyiliğini vermesin ya. Ben de bir şey oldu zannettim. Nasıl korkuttun beni? Bu deli midir, divane midir ya? Dallara bak. Gidişimle çöle dönmüş hayatı. Adam zil zurna aşık oldu vallahi bana. Tamam, o zaman evleniriz. Dizinin dibinden ayırmazsın beni. Kendimi mesirgeyeceğim senden. Çüş çüş. Neler, ne biçim hayaller kuruyorsun ya? Of Sümbül. Allah Allah. Fazla abarttın. Neyse. Ben bir cevap yazayım ona. Ne yazsam ki acaba? Bil mukabele Ethem Beyciğim. Tamam. Bu iyi oldu. Sonuçta ağır adam. Gönlü geniş ama yani böyle ağır bir adam. Oturaklı oldu mesajım. Hı? Yazdı. Öyleyse en yakın zamanda Gülden güzel cemalinizi yeniden görebilmeyi istirham ediyorum. O vakte kadar rüyalarda buluşmak dileğiyle iyi geceler Çeşmi Nurum. Çeşmi Nurum. Ay bana ateş basıyor. Ay bana bir şeyler oluyor. Bu adamın lafları beni öldürecek, öldürecek, öldürecek. Ay, ne tatlı ya. Çok güzel şeyler söylüyor bana. Ömrümde hiç duymadığım sözler bunlar.